Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok önemli ve çok güzel bir konu öğreneceğiz. Türkiye'nin coğrafi konumunu öğreneceğiz. Öncelikle bayraklarımızı asabiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü bugünkü dersimizde hem mutlak konumumuzu yani dünyadaki bulunduğumuz matematiksel konumu öğreneceğiz. Kuzey yarım kürede olmamız ve aynı zamanda başlangıç meridyenine göre doğuda olmamız ve bunun getirdiği güzellikleri öğreneceğiz. Ve aynı şekilde göreceli yani özel konumuzu öğreneceğiz. Biz dünyada çok stratejik bir noktadayız. Hem Avrupa'da hem Asya'da topraklarımız var, hem üç tarafımız denizlerle çevrili tehlikeli bir bölgedeyiz ama değerli bir bölgedeyiz. Bunları öğreneceğiz ve buna bağlı olarak da değişen müfredatta mavi vatan ve gök vatan kavramlarını öğreneceğiz. Hepimiz biliyoruz ki tamam evet hocam işte Karadeniz var, Akdeniz var, Ege var tamam ama bunların değeri, bunların önemi, Kıbrıs'ın stratejik durumu ve aynı zamanda ülkemizin gökyüzünün yani Türkiye'nin bulunduğu matematiksel konuma bağlı olarak bize ait olan bölgelerin değerini çok daha iyi anlayacağız ve dersin sonunda gerçekten bayraklarımızı asacağız arkadaşlar. Çok önemli ve çok güzel bir konu. Türkiye'nin konum özelliklerini algılayacağız... ...ve aynı zamanda Milletin Bakanlığı da bazı bilgileri... ...yani paralel, meridyen, boylam, enlem bunları bildiğimizi kabul ediyor. Ben sanki hiç bilmiyormuşsunuz gibi... ...sanki birkaç ders önce sizlere hiç öğretmemişim gibi... ...en baştan tane tane güzel güzel... ...Türkiye'nin 36-42 kuzey paralelleri arasında olmasını... ...veyahut da 26-45 doğu meridyenleri arasında olmasını... ...buna bağlı olarak en batısıyla en doğusu arasındaki 76 dakika zaman farkını... ...ve Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu konuma bağlı olarak... Akdeniz iklimi görmesini, yer çekimi durumunu, sıcaklık durumunu her birini güzel güzel sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizler arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bu arada biliyorsunuz yazılarınıza geliyor. Yazılı denemelerimiz, yazılı notlarımız hepsi hazır arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde, yeni bir fiyata uygun bir şekilde hazırladık. Onları da mutlaka tedarik edin. Ve aynı zamanda dinamo setlerimiz de hazırlandı. Mükemmel bir şekilde onları da çözmenizi isteyeceğiz. Evet, arkamıza yaslanıyoruz ve güzel ülkemizin güzel konumunu hep beraber öğreniyoruz. Herhangi bir noktanın veya bölgenin dünya üzerinde bulunduğu yere coğrafi konum deniyor. Yani Türkiye'nin dünya üzerinde bulunduğu bir konum var. Şöyle baktığın zaman haritada Türkiye burada mı? Hayır. Burada mı? Hayır. Burada mı? Nerede kardeşim? Türkiye Kuzey Yarımküre'de. O zaman bir kere şu çizginin yani ekvatorun üstünde olduğunu biliyoruz. Ve 36 42'de. O zaman buralarda değil, ortalarda bir yerde diye biliyorsun. Ve yine meridyen olarak da 26 45'te diye yakalayabiliyorsun. Aynı zamanda mesela hiç gitmediğiniz bir ülke olsun, Arjantin. Arjantin Güney Yarımküre'de dediğimiz zaman Diyorsun ki buralarda bir yerde ya burada ya burada ya burada. Veyahut hatta işte meridyenlerini veriyorsun diyorsun ki işte 60-70 batı meridyenlerinde ha o zaman buralarda bir yer diyorsun yakalayabiliyorsun. İşte biz de Türkiye'nin yani güzel ülkemizin coğrafi konumunu matematiksel olarak ve özel olarak inceleyeceğiz bu iki dersimizde. Matematik konum yani mutlak konumda paraleller, meridyenler, ekotora göre konum önemli olacak. Özel konumda ise komşularımız... Sınırlarımızın etrafında bulunanlar, yaşayanlar, denizlerimiz, madenlerimiz, bazı özel durumlara bakacağız. Yani mesela diyelim ki siz hayatınızı hiç Arjantin'e gitmeseniz de Arjantin'in eğer bense güney yarım kürede olduğunu söylersem ve buna bağlı olarak Arjantin'in kaç tane meridyeni var, kaç tane paraleli var söylersem bazı şeyleri matematiksel olarak hesaplayabilirsiniz. Ve dersiniz ki ya bura herhalde böyledir dersiniz. Ama Arjantin'in madenleri nedir, komşularıyla arasında neler oluyor bu özel bir durum. Bunu ayrıntılı bilmeniz lazım. İşte Arjantin'deki bir hoca da Türkiye'nin paralel ve meridyenlerine baktığı zaman der ki ya kardeşim Türkiye 36-42'de Akdeniz iklimine yer alır. Türkiye'de kuzey sıcaklık düşer. veya hatta işte Türkiye'de 76 dakika zaman farkı vardır. Bunları hep bilir coğrafya hocası. Ama ne kadar coğrafya hocası olsa da Türkiye'nin bazı özel şeylerini bilmeyebilir. Yani Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükseltinin arttığını bilmeyebilir. Bu bizim özel bir özelliğimiz. İşte bunları göreceğiz arkadaşlar. Özel konumda yani göreceli konumda. Şimdi Türkiye'nin mutlak konumuna başlıyoruz. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında Yemen bunun ne olduğunu söyleyelim. Şimdi şurası dünyamız ya şöyle bir hop sıfır ekvatoru çizdik tamam. Sıfır ekvatoru çizdikten sonra yukarı doğru 36 tane gidiyorum. Hop 36 kuzey paraleli buraya yazdım 36 diye. Sonra da yukarı doğru biraz daha gidiyorum 42 kuzey paraleli. O zaman Türkiye kuzey yarım kürede 36 kuzey 42 kuzey paraleller arasında yazdık mı yazdık. Ama burada nerede? Yani Şimdi 36-42 arasında sadece Türkiye yok ki. İtalya'da var, Yunanistan'da var, İspanya'da var, Portekiz'de var, Amerika'da var, Çin'de var, Özbekistan'da var. E o zaman bir şey daha lazım oluyor bize. Bu sefer de ne lazım oluyor? Meridyenler lazım oluyor. Meridyenler için de bu sefer başka bir renk kullanalım. Mesela siyah rengi kullanalım. Bu sefer de 26-45 doğu meridyenlerini kullanacağız. Şimdi ekvatorun kuzeyindekiler kuzey, güneyindekiler güney oluyordu. Başlangıç meridyeninin 0, İngiltere'deki başlangıç meridyeninin Sağındakiler yani doğusundakiler doğu meridyenler olacak, solundakilerde batı meridyenler olacak. O zaman biz doğu meridyenler arasında olduğumuza göre şöyle bir tane 26. meridyeni çiziyorum, bir de 45. meridyeni çiziyorum. Tamam. O zaman Türkiye 26-45 doğu meridyenler arasında yer alıyor. Ama bunun neresinde işte 36-42 ile kestiği yer. O zaman buraya çok rahat bir şekilde Türk bayrağımızı çizebiliriz. Türkiye demek ki 36-42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor diyebiliriz. Bu kadar basit. Burası neresi hocam? Burası Ekvator. Biz Ekvator'un kuzeyinde... Bunu kesin arkadaşlar. Bu kesin kesin sınavda yazılıda bin trilyon çıkar. Burayı bilmiyorsanız yani bu nedir diye ekrana yansıtıyorum ya ben. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi? İmkansız. İstiklal Marşı bayrağımız, başkentimiz bunlar belli. Bunu da çok net bilmeniz lazım. Türkiye 36 42 kuzey, 26 45 doğu meridyenlerinde yer alıyor ve buna bağlı olarak değişen şeyler var. İşte şimdi onları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye Ekvator'un kuzeyinde, yani kuzey yarım kürede alıyor. Bunu bir kere biliyoruz. Ekvator nerede? Burada hop kuzeyindeyiz. Türkiye başlangıç meridyeninin doğusunda, yani doğu yarım kürede. Burası Greenwich başlangıç meridyeni. Hop doğu yarım küredeyiz. Amerika mesela batı yarım kürede. Az önce konuştuğumuz Arjantin Bat, e, batı yarım kürede, Avustralya doğu yarım kürede, Çin doğu yarım kürede geldik buraya. Türkiye kuzey yarım kürede alıyor. Buna bağlı olarak Türkiye'de bazı oluşan olaylar var matematiksel olarak ve bunu Arjantin gibi hocası bile biliyor diyor ki ya kardeşim Türkiye kuzey yarım kürede 36-42'de yer alıyorsa diyor Türkiye'de diyor kuzeye doğru gidildikçe yani buradan atıyorum işte Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe. Mesela şuraya ilimizi yazalım. Hatay yazıyorum. Tamam mı? Hatay. En güneyimizdeki ilimiz. Buraya da Sinop'u yazdım mesela. En kuzeylik Hatay'dan Sinop'a doğru gidiyorsun. Bismillah. Başladın, yola çıktın gidiyorsun ve gökyüzünden gittiğini düşün. Tamam mı? Kuşu gidiyorsun. Şimdi bir kere kuzeye doğru gidildikçe yer çekimi artıyor. O nereden çıktı hocam? Yer çekimi nedir? Arkadaşlar dünya eğer tam yuvarlak olsaydı yer çekimi her yerde eşit olurdu. Ama dünya kutuplardan basık olduğu için yer çekimi kutuplara doğru artıyor. Yani niye? Kutuplar yerin merkezine daha yakın. Yerin merkezi daha çok çekiyor. Yani sen buradaysan mesela şu dağın ötesinde ben de buradayım. Dağın baştaki adam yerin merkezine daha uzak olduğu için benim yer burada daha fazla. Ben yere daha çok yakarım. Aynı şekilde kutuplardakinin de yer çekimi ekvatordakine göre daha fazla. Niye? Ekvatordan şişkiniz, kutuplardan basız. Dolayısıyla kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için kutuplara gittikçe yer çekimi artıyor. Tamam. Yani kuzey gittikçe yer çekimi artar. Ama mesela Arjantin'de güneye gittikçe yer çekimi artar. Niye? Çünkü güneyden kutuplara daha çok yaklaşıyoruz. Gece gündüz süre farkı artar. Gerçekten de Türkiye'de Sinop'ta gece gündüz süre farkı daha fazla oluyor. Hatta biraz daha yukarı çıkın mesela Rusya'ya doğru gidin. Rusya'da gece gündüz süre farkı daha da artıyor. Kutuplara gidin daha da artıyor. Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. Mesela Rusya'da yazın gece 1 gibi hava kararıyor. Nasıl yani hocam? E öyle gece gündüz süre farkı artıyor. Sinop'ta yazın Hava saat 9'a kararıyorsa şöyle güzel Türkiye'miz al. 9'a kararıyorsa Hatay'da 8.40 gibi kararıyor mesela. 8.45 gibi kararıyor. Yani veyahut da Sinop'ta kışın hava 4.30'da kararıyorsa Hatay'da 5 gibi kararıyor. Yani burada gece gündüz süre fark artmaya başlıyor. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir şey. ...kuzeye gittikçe. Alaca karanlık süresi yani grup ve tan süresi uzuyor. Yani güneşin doğuşu batış süresi dünya ekvatordan hızlı döndüğü için hatta şöyle bir küreyle göstereyim. Küremizi aldım bak şimdi dünya şöyle çeviriyorum. Dünya çevirdiğim zaman şu dünyanın küresel kısmı daha hızlı dönüyor. Yani ekvatorda güneşin doğuşu ve batışı daha hızlı oluyor. Grup ve tan süresi daha hızlı. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Sen kız arkadaşınla veya erkek arkadaşınla gittin güneşin batışını izlemeye. Oturuyorsun güneş batıyor. Ekvatordaysan romantizm unut. Fişt diye hemen batıyor. Doğuş fişt diye hemen kalkıyor doğuyor. E niye? Çünkü dünya orada hız dönüyor. Ama kutuplara gidersen güneşin doğuşu ve batışı yavaş yavaş oluyor. Ama orada donarak ölme ihtimali var. Niye? çünkü çok soğuk hava yani a güneş batıyor. A yaşıyor musun? Donmuş, gitmiş yapacak bir şey yok. Dolayısıyla alacakaranlık süresi kutuplara doğru gittikçe güneşin doğuşa batış süresi uzuyor. Dolayısıyla Hatay'dan Sinop'a gittikçe alacakaranlık süresi uzuyor. Tarım ürünlerinin olgulaşma süresi uzuyor niye? Daha soğuk. Şimdi sen yani fırının altını çok açarsan çabucak pişiyor yemek. Az açarsan yavaş yavaş pişiyor. E sen güney daha sıcak. Antalya'da Mersin'de, Adana'da her şey çabucak pişiyor. Tarım ürünler hemen yetişiyor. Ama yukarıda daha zor yetişiyor. Daha yavaş yetişiyor. Devam ediyoruz. Tarım orman yerleşmeyi sınır alçalır. Yani şöyle dağları düşünün. Burada şu dağlarda bile adamlar yaşayabiliyor. Nerede? Hatay'da. Ama yukarı doğru gittikçe insanlar artık daha aşağılarda yaşamaya başlıyor. Niye? Çünkü hava soğuyor. Dağların erimeyen kar sınırı aşağı doğru inmeye başlıyor. Sen diyorsun ki ben artık daha da aşağılara inmek zorundayım diyorsun. Hatta kutuplarda bırak dağları deniz seviyesinde bile yaşayamıyorsun. Demek ki Hatay'da dağın başında insanlar yaylaya çıkıp mutlu bir şekilde yaşarken yukarı doğru çıktıkça bu durum zorlaşıyor. Bakı yönü güney yamaçtır. Türkiye'de şimdi biz ekvatorun kuzeyindeydik ya nerede güzel dünyamız? Şöyle ha. Biz ekvatorun şöyle ekvatoru bir daha çiziyorum burada. Ekvatorun kuzeyindeyiz. Dolayısıyla güneş buradaymış gibi düşünün. Güneş bize güneyden geliyor. Dolayısıyla bizim evlerimizin Güney tarafı daha sıcak Hatta sizler e, mesela e, Akdeniz'de değil de böyle İç Anadolu'da ya da e, Marmara'da Ege'de yaşayan arkadaşlarımız varsa bilirler Evlerin güney yamacı daha değerlidir Niye güneş geliyor oraya oh deriz hava sıcak olur deriz Ama tabi e, Antalya'da Evin güney tarafı hep güneş alacağı için Biraz klima masrafı olduğundan onu fazla sevmeyebilirler Ama yine de Türkiye'nin çoğunluğunda Güney yamaç Çok iyidir niye oh ve güneş geliyor deriz Anlaştık mı buna biz bakı diyoruz Ha, Karadeniz'e bazen denizi gördüğü için ve daha nemli olduğu için kuzeyler iyi oluyor. Ama temelinde Türkiye'ye güneş güneyden geliyor. Güneye bakan evler daha güzel. Güneş ışınlarının yere düşme açısı daralıyor. E, kutuplara gidince daraldığı için daralacak. Sıcaklık azalıyor. Kutuplara gittiği için azalıyor. Denizlerde tuzluluk oranı azalıyor. Şöyle düşünün. Siz yazın sıcaktan ne oluyor? Terliyorsunuz. Tuzlu tuzlu tişörtler kirlerini. İğrenç değil mi hocam ne anlatıyorsunuz? İşte öyle düşünün. Denizlerde sıcak olduğu zaman daha tuzlu oluyor. Akdeniz daha sıcak daha tuzlu. Ege daha sıcak daha tuzlu. Karadeniz daha daha sıcak, yani soğuk, daha daha az tuzlu. Karadeniz'e gidip yüzerseniz böyle hiç rahat. Ağzınıza su kaçtığı zaman mideniz bulanmaz. Ama gidin bir Antalya'ya, ağzınıza bir su kaçsın. A dersiniz ki bu ne ya? Ama tuzluymuş. Hatta aşağı Kızıldeniz'e gidin, öyle bir şey yok. Ölürsünüz yani. Böyle bir tuzluluk yok yani. Dolayısıyla Akdeniz'den Ege'ye, Ege'den Karadeniz'e gittikçe... ...yani kuzeye doğru gittikçe sıcaklık da azalıyor. Denizlerin tuzluluk oranında azalıyor. Ve daimi kar alt sınır alt Bak... Burada görüyor musun? Kar burada. Hiç erimeyen kar. Burada biraz daha aşağı iniyor. Burada daha da aşağı indi. Burada daha da aşağı indi diye düşünün. Yani hiç erimeyen kar. Kutuplara geldiğinde artık denizden çıkar çıkmaz hemen kar başlıyor. Hiç erimeyen kar. Çizgisel hız azalıyor. Hani az önce dünyamız vardı ya. Nerede güzel dünyamız? Gel buraya dünya çık. Hah. Şöyle çevirdim ya. Bu çevirince ne oldu? Bu dünyada şu kısım hızlı dönüyordu. Bu çizgisel hız demek. Ekvatorda çizgisel hız fazla diye hızlıca dönüyor. Romantizm süresi yavaş dedik. Güneş hızlıca doğup batıyor dedik. Kutuplarda ise çizgisel hız yavaş. Romantizm süresi fazla. Dolayısıyla kuzeye doğru gittikçe çizgisel hız azalıyor ve gölge boyu uzuyor. Gerçekten de Hatay'da güneş ışınları daha iyi geldiği için gölgeler daha kısa. Oh diyorsun. Biraz daha gölgem kısa. Ama Sinop'a gidiyorsun, bakıyorsun gölgen daha uzun. Niye güneş ışınları daha eğik açıyla geliyor? Kuzeye gittikçe gölgeler de uzuyor. Şimdi Türkiye kuzey yarım kürede yer alıyor ve bu yüzden de ortak kuşakta yer aldığımız için dört mevsim belirgin olarak yaşanıyor. Yani biz yazı, kışı, sonbaharı, ilkbaharı görüyoruz. Şimdi havalar soğumaya başladı. Herkes montlarını çıkarmaya başladı öyle değil mi? Bu dört mevsimi görmemiz bizim matematiksel bir olay. Kuzey yarım kürede yer almamız alakalı bir olay. Ama birazdan göreceli konumda göreceğiz. Aynı anda dört mevsim yaşamamız. Yani şu anda Erzurum'da insanlar artık mont giymeye başlamışken hala kemerde insanların denize giriyor olması Antalya'da. Bu özel bir durum. Hatta Kasım'ın sonlarına doğru Erzurum'da karlar yerleri kaplayacak ama kemerde insanlar hala denize girecek. Rize'de insanlar yağmurla uğraşırken burada insanlar hala güneşlenecekler. Bu aynı anda dört mevsim görülmesi bu özel bir durum. Ama kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklığın azalması, dört mevsimin görülmesi matematiksel bir şey. Batı rüzgarları etkili olacak. Dünyada rüzgarlar var böyle batı rüzgarları. Bu yine matematiksel bir şey. Cephe yağışları var. Yani cepheler karşılayacak. Soğuk ve sıcak cephe. Bu da matematiksel bir şey. Akdeniz ikliminde yer almamız. Aa hocam Akdeniz. Evet ama bu matematiksel bir şey. Yani çünkü Akdeniz iklimi Kaliforniya'da da var. Şili'de de var. Cape Town'da da var. Güneybatı Avustralya'da da var. İtalya'da da var. Yunanistan'da da var. İspanya'da da var. Eee? Ya matematiksel bir şey. Burada yer alan herkes yani şu e, konumda yer alan herkes Akdeniz iklimini görebiliyor. Ve aynı zamanda pardon şu yanlış yerden çizdim buzul şekilleri yaygın değildir. Yani Türkiye'nin bulunduğu paralellerde olan matematiksel olarak hiçbir ülkede buzul olmaz. Yani Türkiye'de buzul yok ya İtalya'da Yunanistan'da İspanya'da da yok. Niye? Çünkü buzul şekilleri yaygın değil yani. Çok soğuk değil ama çık bakalım Finlandiya'ya Norveç'e İsveç'e O her yer buzul. Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alıyor. Dönence ne hocam? Şimdi dünya güneş ışınlarını hep aynı açıyla almıyor. 23 derecelik bir eksen ekliği var. Ve buna bağlı olarak da Ekvatorun üstünde 23 yengeç dönencesi, ekvatorun altında da 23 oğlak dönencesi var. Bu ikisi arasındaki yerler güneş dik alabiliyor. Ama bunun dışında yer alan yerler güneş dik alamıyor. Türkiye 36 42'deydi. Dolayısıyla Türkiye'de güneş dik gelmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir zaman gölge boyu sıfır olmaz. Çünkü güneş dik gelirse gölge boyu sıfır olur. Türkiye'de güneş hiçbir zaman dik gelmediği için gölge boyu sıfır olmuyor. Bak güneş hiçbir zaman dik açı almaz. E, gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Ve cisimlerin gölge yönünde her zaman öğle vakti kuzeyi gösteriyor. Ama mesela ekvatorda yer alan bir cisim gölge boyu sıfır olabiliyor. Veya hatta tabii sadece öğle vakti. Bazen güneş buradayken gölgesi buraya düşüyor. güneş buradayken bu tarafa düşüyor. farklı yani. Ama bize hep güneyden geliyor güneş. Bizde en sıcak aylar Temmuz Ağustos, en soğuk aylar Ocak ve Şubat oluyor. Hocam niye Haziran değil? 21 Haziran'da en iyi açılay alıyoruz. Çünkü Haziran'da daha hava ısınmamış oluyor. Biraz birikmesi Temmuz Ağustos'u buluyor. 21 Aralık'ta mesela en kötü açıyla geliyor bize. 21 Aralık'ta güneşin ana buraya dik geldiği için. Biz 21 Aralık'ta artık kış başladı diyoruz. Ama esas soğuklar Ocak ve Şubat'ta oluyor. Hatta Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır diyoruz. Niye? Soğuğun birikmesi lazım. O da önemli. Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırırken. Oh ekvatordan geliyor sıcaklığı artırıyor. Fen makinesinin sıcağını açmışız gibi düşünün. Kuzeyden esen rüzgarlar. Kuzeyden esen rüzgarlar ise sıcaklığı azaltıyor. Şöyle soğuk rüzgarlar çizeyim. Kutuplardan geliyor. Klima gibi düşünün. Bunlar hakikaten de sıcaklığı azaltıyor. Şimdi Türkiye Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alıyor. Dolayısıyla Greenwich'in doğusundayız, doğu yarım küredeyiz. Neredeydik? 26-45 doğu meridyenlerindeydik. Başlangıç meridyenine göre yerel saati ve ulusal saati ileride. Yani bizim saatimiz İngiltere'den ileride. Mesela şu anda Türkiye'de saat 1 ise İngiltere'de saat daha 1 değil. Saat daha 11 falan. Onu gibi düşüneceksiniz. İkinci ve üçüncü saat dilimleri arasında yer alıyoruz. Bu ne demek? Şimdi Türkiye arkadaşlar sıfırıncı saat dilim var diye. Sonra bir birinci saat dilim var. Sonra ikinci saat dilim var 30'dan geçen. Sonra üçüncü saat dilim var 45'ten geçen diyelim. Şimdi hatırlarsanız iki meridyen arası 4 dakikaydı. 15 çarpı 4 ne eder? 60 dakika eder. İşte 15 diyelim birinci saat dilimi. 30 diyelim ikinci saat dilimi. 45 diyelim üçüncü saat dilimi. Ben yani biraz yaygın yazdım gözüksün diye ama siz anlıyorsunuz buralarda bitiyor. Şimdi 15 meridyen gittin bir saat geçti. 30 meridyen gittin 2 saat geçti. Çünkü 15 çarpı 4 dakika 60'sa 30 çarpı 4 dakika da 120 dakika çekti. 2 saat geçti. 45 çarpı 4 dakikada ne olacak? Bu sefer 3 saat geçecek. Yani burası 3. saat dilimi oluyor. Biz esasında 26-45'te yer alıyoruz. Hem ikinci hem de 3. saat dilimini kullanabiliriz. Ama biz güneş enerjisinden faydalanmak için artık hep 3.yü kullanıyoruz. Yani Iğdır'ın saatini kullanıyoruz. Eskiden ileri geri alıyoruz. Artık o ileri geri alma bitti. Ve biz hep 3. saat dilimini kullanıyoruz. Türkiye'de boylan farkı fazla olmadığı için aynı anda tek ulusal saat kullanıyoruz. Şimdi Türkiye'nin, şöyle haritadan göstereyim bir daha iyi anlayın. Türkiye'nin en batısı 26, en doğusu 45 dedik. 26 45 meridyenleri arasında izledik. 45'ten 26'ya çıkarınca 19 meridyen kalıyor. 19 çarpı 4 76 dakika zaman farkı var dedik. Hatta bunu hatırlarsanız ilk derslerimizde şöyle anladık. Dedik ki Türkiye'nin en doğusunda güneş doğduktan 76 dakika sonra en batısına doğar. Türkiye'nin en doğusu güneş battıktan 76 dakika sonra en batısına batar. Türkiye'nin en doğusu iftarı açtıktan 76 dakika sonra bu adamlar açar. Bu adamlar karnı doyar. Oh, göbeği şişti. Bu adam daha hala iftar açmamış olur dedik. Şimdi buna bağlı olarak da Türkiye'de çok büyük bir yerel saat farkı yok. O yüzden de tek bir ulusal saat kullanıyoruz. Herkes Iğdır'ı kullanabiliyor. Ama bazı ülkeler var dünyada. Onlar tek bir ulusal saat kullanamaz ki. Amerika Birleşik Devletleri. Bayağı bir zaman farkı var. Arada diyelim ki atıyorum kaç tane hatta şöyle bakalım. 75'ten 135'e 25 e öyle eklesen 55 tane var. E, 55 çarpı 4 bayağı bir zaman fark ediyor. Yani bayağı bir fazla. Buna girmez adam. Birazcık iki tane farklı. Dört tane farklı saat dilimi kullanıyor mesela Amerika. Veyahut da mesela Rusya. Adam ne yapsın ya bak Taner'den başlıyor. 30'dan başlıyor. Kaça kadar gidiyor? 180'e kadar gidiyor. Yani 160. 160 çarpı 4 hü, hesaplayamıyorum bile. Yani bir sürü saat fark var. O yüzden burada farklı farklı saat dilimleri var. Mesela Çin de öyle. Çin ama değiştirdi. Sonra Çin kralı dedi ki ya yeter dedi. Ya hepsi tek saat olacak dedi. Hepsi Pekin'i kullanacak dedi. O Çin biraz artist bir ülke. Ama genelde büyük ülkelerde birden çok ulusal saat kullanılıyor. Ama küçük ülkelerde bizim gibi Türkiye gibi, İran gibi yani Doğu Batı Oğuzluğu'ndan çok fazla yer kaplamayan ülkelerde tek ulusal saat kullanılıyor. Anlaştık mı? Geldik Türkiye'nin göreceli konumuna. Yani özel konumuza. Özel konum özel abi adı üzerinde. Türkiye hem coğrafi konumu hem de tarihi ve kültürel bağları nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Yani şöyle düşünün İstanbul bizde ya böyle bir şey var mı? Dünya hala İstanbul hatta diyorlar ki eğer dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Niye? Gerçekten çok değerli. İstanbul'da kazı yapıyorlar Milattan önce 5000 6000 ait limanlar bulunuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani milattan önce 5000 6000 önce yani günümüzden 8000 yıl önce orada insanlar yaşamış ya böyle bir şey olabilir mi? Liman varmış yani. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren benzersiz bir konumda. Dünyada böyle bir şey yok gerçekten. Gidiyorsun çok güzel yerler var. Evet beğeniyorsun ama Asya ile Avrupa'nın birleşim noktası olan bir ülke bu kadar güzel yok. Ama sıkıntılar var. Güneyimizde Suriye, savaş, Irak, savaş, İran, savaş, Ermenistan, Nahçıvan, Gürcistan, Yunanistan zaten uyuz bir memleket sürekli bize o olay çıkarıyor. Bulgaristan garip bir yerde istik. olmamız lazım. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir konuma sahip. Orta Doğu ve Kafkaslardaki zengin enerji kaynaklarını Avrupa'ya taşıyan boru hatlarının geçtiği bir enerji koridoru konumunda. Çünkü Ortadoğu'da biliyorsunuz petrol çıkıyor bir sürü. Yine Asya'dan da bir sürü petrol geliyor. Türkiye kıtalar arası ticaret yollarının kesim noktası yer alması nedeniyle ekonomik olarak da büyük bir avantaja sahip. Şimdi Türkiye Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'le çevre olması stratejik anlamda da önemini artırıyor. Niye? Bakın şimdi kuzeyimizde Karadeniz var. Güneyimizde Akdeniz var. Güneybatımızda Ege Denizi var. Ve dolayısıyla buradaki ülkelerle de komşuyuz. Yani biz Libya ile komşuyuz esasında. Buradan el sallasan gö göreceksin Libya'yı yani. Komşuyuz resmen. Ve buralarda boğazlar var. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı. Savaş çıksa biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'ndan önce Birinci Dünya Savaşı'nda bütün dünya devletleri toplanıp buradan Rusya'ya yardım götürmek için Çanakkale Boğazı'ndan geçmek istiyorlar. Ama biz ne diyoruz? Çanakkale geçilmez kardeş diyoruz. Ne yapıyorsun hoppala ne yapıyorsun nereye gidiyorsun diyoruz. Hala boğazlarda adamlar heyecanlanıyorlar hala boğazla alakalı. Çok stratejik bir konumdayız. Türkiye'nin özel konumuna bakmaya devam ediyoruz. Batısından doğusuna doğru gidildikçe yükselti artıyor. Ve yükseltisi genel olarak da fazla 1132 metre. O yüzden de tarımda makine kullanımı zor bizim için zor bir şey bu. Yol yapım maliyeti fazla. Gerçekten yol yapmak kolay değil. Erozyon şiddetli eğim var. Tarım alanları dar ve parçalı. Ama mesela Marmara'da öyle değil. Marmara o yüzden gelişiyor güzel. İklim ve bitki örtüsü değişimi fazla. Buna üzüntü koymuyorum. Buna gülücük koyuyorum. Niye? Biz dediğim gibi burada kayak yaparken burada deniz tatili yapabiliyoruz. Avrupalılar geldiği zaman böyle Akdeniz'e, Ege'ye geldiği zaman wow diyor ya. Biz hiç bu kadar çok güneşli gün olduğunu bilmiyorduk burada diyor yani. İklim, bitki örtüsü, toprak türleri, tarım ürünleri, turizm etkinlikleri çeşitlenmiş. Dediğim gibi kayak turizmi de var, deniz turizmi de var. Bitkisi farklı. Burada çay yetişiyor İngiltere'deki gibi veya Karadeniz'deki gibi, Gürcistan'daki gibi, Çin'deki gibi. Burada muz yetişiyor, kivi yetişiyor. Yani farklı farklı şeyler yetişebiliyor. Yükselti genel olarak batıdan doğuya doğru gittikçe artıyor. Yani şöyle İzmir'den şöyle çıktın gidiyor, şöyle artıyor, 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 artıyor. Anadolu düz gidiyor gidiyor Doğu Anadolu böyle gidiyor, yükseliyor. Yani böyle bir haritamız var şurası. Ege Denizi diye düşünürseniz. Devam ediyorum. Türkiye'deki dağlar doğu batı yönlü uzanıyor. Yani şöyle Karadeniz dağları var. Şurada bir Samsun orada boşluk var. Şöyle Akdeniz'deki dağlar. Şurada Ege'deki Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşeler. Böyle bir doğu batı yönlü uzanıyor. Ve buna bağlı olarak bu durdaki dağlar denize, daha doğrusu dağlar kıyıya paralel olduğu için ...kıyı ile iç kesimler arasında çok büyük bir sıcaklık farkı var. Bunu önceki derslerimizde söylemiştik. Rize'de insanlar hayatını yaşarken... ...Giresun'da, Ordu'da çay, fındık... ...güzel güzel şeylerle, tarım ürünleriyle zengin olurken... ...hemen dağların arkasında, Gümüşhane'de, Bayburt'ta... ...yaşam mücadelesi zor, soğuk. Aynı şekilde Antalya'nın arkasında da durumlar böyle. Fakat Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için... ...denizel etki içeriye doğru girebiliyor. Buralarda kıta sağlığı dar... ...buralarda ise kıta sağlığı geniş... Limanların art bölgesi, bak Karadeniz'de ve Akdeniz'de dar. Burada yine Karadeniz, KD, AD, Akdeniz'de dar. Ama yine KD, AD, bak bunlar Karadeniz, Akdeniz'de dar. Tüneller yapılması gerekiyor. Ama Ege'de öyle değil. Ege'de rahat rahat içeri girebiliyorsun. Kıyı ile iç arası ulaşım zor değil. Ve kıta sağlığı geniş. Kıta sağlığı neydi hocam? İnternet neydi? Olay şu. Bakın çiziyorum buraya. Şimdi, şurası... İzmir'deki liman tamam mı? Böyle geliyor. Şurada dağlar başlıyor. Tamam mı? Burası da Karadeniz'deki bir liman. Şurada dağlar başlıyor. Şimdi şurası deniz. Tamam mı? Şurası deniz. Burası deniz. Şimdi burada adam geldiği zaman kıyıdan burada gördüğünüz gibi bir sürü yiyeceği yer var. Dolayısıyla burası Ege diye şöyle yazıyorum. Bak ne yaptı? Buradan içeri doğru gidebiliyor. Burası Hinterland geniş. Buralarda şehirler var. Burada ise ee, Karadeniz yazıyorum buraya, Karadeniz'de. Maalesef durumlar sıkıntılı. Hop, şak diye dağlar geldi arkasına. Hinterland dar. Aynı şekilde denize de derinleşiyor. Hop diye deniz derine doğru gidiyor. Burada işte deniz yavaş yavaş derinleşiyor. O yüzden ee, kıta sağlığı burada dar, burada geniş diyoruz arkadaşlar. Jeolojik olarak genç oluşumlu bir ülke. Oo genciz hocam harika diye düşünüyorsun ama maalesef bu senin deprem riskinin olmasına sebebiyet veriyor. Deprem riski fazla, volkanik arazi yaygın ama çoğu sönmüş durumda. Jeotermal enerji, yerin alttan çıkan buharlar fazla... Püskürük taşlar yaygın, maden çeşitliliği fazla. Bor, uranyum, toryum gibi stratejik yer altı kaynaklarının önemli rezervlere sahibiz. Ama dediğim gibi Türkiye Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı, Batı Anadolu fay hattını düşündüğün zaman deprem riski olan bir ülke. Çok riskli bir ülke. Genç bir ülkeyiz, sarılanıyoruz sarsın halindeyiz. Mavi vatan ve gök vatan konusunu anlatıp hemen bitiriyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan Hak ve menfaatleri doğrultusunda ilan edilmiş deniz yetki alanlarının tümüyle göl, akarsu ve benzeri tüm su kaynakları mavi vatan olarak adlandırılır. Niye? Karadeniz bizim mavi vatanımız. Marmara Denizi, Van Gölü, Tuz Gölü, Ege Denizimiz, Akdeniz kıyılarımız, Akdenizimiz hep bizim mavi vatanımız. Denizlerimiz stratejik önemli. Uluslararası ilişkilerde haklarımız var. Şimdi buralarda petrol çıktığını düşün. Şurada petrol çıksa burası bizim mavi vatanımız. Vatan savunması. Yunanistan sürekli mıy mıy gıy gıy ediyor. Enerji kaynakları kullanmayı ifade ediyor. Dolayısıyla doğal gazlar çıkıyor mesela Karadeniz'den. Onlar bizim kendi topraklarımız gibi. Mesela Ankara'dan doğal gaz çıksa o bizim. Karadeniz'den doğal gaz çıktığı zaman da bizim. Niye? Çünkü bizim mavi vatanımızda. Bununla alakalı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü söylerken Atürk'ün imzasını atalım. Türk diye şöyle atalım mı karışmasam. En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve spor ile en ileri denizi millet istemek kabiliyetindedir. nedir? Bu kabiliyetten istifade etmeyi bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız diyor. Yine burada da Barbaros Hayrettin Paşa denizlere hakim olan Cihan'a hakim oluyor. Gök vatan ise bu sefer gökyüzüne bakıyoruz. Yani artık 36 40 26 45'te dedik ki bu sefer gökyüzündeyiz. Hani uçaklarımızın uçtuğu yerler. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği altındaki kara sınırları ve deniz yetki alanlarının üzerine bulunan hava sahasını kapsayan alan Gök Vatan Ulusal Hava Sahası olarak adlandırılıyor. Türkiye'nin ürettiği başlı hava savunma teknolojisine baktığımızda Anka İHA'larımız, insan savaşlarımız, araçlarımız, Karayel, Göktürk 2 ve İmece uydularımız uzayda. Tayı Hürkuş, Gökbey, T29 Atak taarruz helikopterlerimiz, Gökdeniz ve Hisar, Çafrat, Radar Senderimiz bunların hepsi bizim şu anda milli gururlarımız ve bayraklarımızı asıyoruz. Gerçekten dosta güven, düşmana korku veriyoruz. Bakın burası bizim komşularımız arkadaşlar ve şurası bizim hava sahamız oluyor. Şimdi komşularımıza baktığımız zaman Gürcistan sakin dursun öyle. Ermenistan arada bir gaza geliyor ama dursun öyle. Zaten Azerbaycan ona ağzının payını verdi. İran tehlikeli. Dikkatli olmamız lazım. Sürekli karmaşa var İran'da. Irak zaten sürekli savaş. Teröristler buradan gelmeye çalışıyor. Suriye karmaşa. Teröristler buradan gelmeye çalışıyor. Yunanistan Gaza geliyorlar. Hiçbir şey yapamayacakları belli ama yine de deniz sahamızda bizi etkilemeye çalışıyorlar. Bulgaristan sakin duruyorlar. Komçi. Bunlar böyle dursunlar. Şimdi bizim Türkiye'nin özelliklerini bilmemiz lazım. Bak en güneyinden en kuzeyine 36-42. 42'den 36'ya çıkar 6. İki paralel arası 111 kilometre çarp 666 kilometre. En doğusu ile en batısı arası 1566 kilometre. Bunu matematiksel olarak hesaplamanız zordur. Bunu coğrafi olarak bilinir. Niye? Çünkü sadece ekvator üzerinde iki meridyen arası 111 kilometredir. Gittikçe arası daralıyor yani. Bakın 276 kilometre görücü sınırımız var. En büyük sınırımız Suriye ile. Görüyor musunuz? Bunlar çok önemli. Ege kıyımız 2805, Karadeniz 1965. Aa hocam Karadeniz daha uzun. Evet uzun ama Karadeniz düz böyle. Sakin sakin gidiyor. Ama Ege girintili çıkıntılı bak hop 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 böyle girintiler çıkıntılar var böyle bir sürü girinti çıkıntıdan dolayı bunu açsan daha uzun 2805 kilometre olduğunu bilmemiz lazım. Akdeniz'e bak 1570. Akdeniz'in incisi Kıbrıs'la konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Kıbrıs adası Doğu Akdeniz'de 9251 kilometre kare yüz ölçümüyle Sicilya ve Sardunya adalarından sonra Akdeniz'in 3. Doğu Akdeniz'in ise en büyük adasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyası için coğrafi konumu tarihi bağları, stratejik değeri ta Osmanlı'dan beri bizde, Kanuni'den beri bizde. Yani sonrası sonrasında bize geçiyor. Kültürel ilişkileri enerji kaynaklarından olan etkileriyle birlikte değerlendirmesi lazım. Niye? Yani Kuzey Kıbrıs. Bak görüyor musun? Süveyş Kanalı, İsrail, Filistin, Lübnan, Akdeniz, Mısır her yerle bağlantısı var. Kıbrıs sadece bir adı. Kıbrıs'a gidip kumar oynuyorlar. Yok yok öyle bir şey değil. Çok önemli. Türkiye'nin bölgesel etkinliği ve enerji güvenliği açısından da kritik bir noktada yer alıyor. Güneyinde Rum kesim var. Kuzeyinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz var. Yavru vatan, kardeş vatanımız ve şu çok önemli arkadaşlar. Kıbrıs sayesinde gerçekten Doğu Akdeniz'de güvenliğimiz de sağlanmış oluyor. Evet dersimizi bitirdik. Yazılı notlarımız, yazılı denemelerimiz her yönüyle hazırlar. Sizler bu takabınlardan çalışmanız gerekiyor. Konumuzu bitirdik. Bunları güzel güzel tekrar ediyorsunuz ve sonrasında da inşallah ödüllü sorumuzu yapıyorsunuz. Diğer derse görüşmek üzere.